Bergama Krallığı, Batı Anadolu'da başkent Pergamon, bugünkü Bergama olmak üzere kurulmuş devlettir. Krallığın kurucusu 1. Attalos, kuruluş tarihi de M.Ö. 241 yılı kabul edilmektedir. Bunun nedeni devletin ilk hükümdarı olan Philetairos ve halefi 1. Emonus'un kral ünvanını kullanmamış olduklarıdır. M.Ö. 133 yılında Roma Cumhuriyeti'ne bağlanana kadar varlığını sürdürmüştür. Bu videomuzda Pergamon ya da diğer adıyla Bergama Krallığı'na derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Pergamon kenti yazılı kaynaklarda M.Ö. 5. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Eretrilyalı Gongles ailesine 1. Dareios tarafından Eretria'nın ele geçirilmesinde yardım ettiği için verilmişti. Aile M.Ö. 490 tarihinde Pergamon'a geldi. Xenopon Pergamon'a geldiğinde Hellas adında bir kadın iki oğluyla burada hüküm sürmekteydi. Gonglos ailesinin yanında burada Asidates isimli bir Pers ailesi de bulunmaktaydı. Hellas Kaikos Ovası'nı ele geçirebilmek ve Pergamon'a tek başına sahip olabilmek için Xenopon'dan destek alacaktır. Aile M.Ö. 386 yılına kadar Pergamon'da hüküm sürdü. Pergamon bir Pers garnizonu haline getirildi. M.Ö. 355 yılında Satrap Orontes tarafından ele geçirildi ve İskender'e kadar bölge Pers hakimiyetinde kaldı. Büyük İskender, Pergamon'u Rodoslu Memnon'un karısı Barsine'ye verdi. İskender'in Barsine'den Herakles isimli bir oğlu oldu. İkisi İskender'in ölümüne kadar Pergamon'u yönettiler. İskender'in ölümünden sonra Babil kararları ve Triparadaios kararları gereği Pergamon'da Diadoklar tarafından yönetilmeye başlandı. M.Ö. 301 yılına kadar Antigonos Monoptalmos tarafından yönetildi. İpsos Savaşı ve Antigonos'un ölümüyle tamamen tüm Batı Anadolu Lysimachos'un takimiyetine girdi. Lysimachos'un Sinna'da kalesine saldırıp buradaki hazineyi ele geçirip Dokimos isimli bir komutanla Pergamon'a gönderdi. Dokimos paranın korunması görevini Tieionlu Philetairos isimli bir subayına verdi. Philetairos elde ettiği 9000 talantonluk bu parayla ileride kendi krallığını kuracaktır. Philetairos M.Ö. 343'te doğdu. Babası Attalos Makedon, annesi Boa Papyoganyalı Philetairos'un Emonus ve Attalos isimli iki kardeşi var. Emonus aynı zamanda Amasris'te garnizon komutanı. Lysimachos'un üçüncü karısı Arsinoe'nin baskısıyla Emonus görevinden alınmak istendi. Philetairos'un Lysimachos'a karşı sadakati ilk yarasını bu olayla aldı. Bir diğer olay da Lysimachia'da ortaya çıkan taht savaşlarında oğlu Agatokles'i öldürten Lysimachos'a duyulan nefretti. M.Ö. 281'de 1. Seleukos ve Lysimachos arasında yapılan Kurupedion Savaşı'nda Philiateros 1. Seleukos'a destek verdi. Lysimachos'un ölmesiyle Pergamon'u ve hazineyi saklamaya devam etti. Seleukos'un 280'de Ptolemaios Keraunos tarafından öldürülmesi Philetairos'a hareket serbestisi sağladı. O, Seleukos'un cenazesini yüksek bir ücret karşılığında Ptolemaios'tan aldı ve gerekli saygı gösterilerek büyük bir cenaze merasimi yapıldı. Seleukos'un yakılan cenazesinin külleri oğlu 1. Antiochos'a gönderildi. Bu durum en azından Pergamon'un hakimi Philetairos'un Seleukos'lara karşı bir isyan başlatmadığının göstergesidir. Philetairos hadımdı ve hiç çocuğu olmadı. Bu sebeple Seleukos kralı 1. Antiochos'un yeğeniyle kendi yeğeni Attalos'u evlendirdi. Bastırdığı sikkelerde Seleukos'un adını darp ettirdi. Bu sayede kaledeki 9000 talantonluk parayı 1. Antiochos'a göndermeyip kentin surlarının inşasına, Athena tapınağı ve Demeter sunağı için kullandı. Ayrıca parayla ücretli ordu oluşturdu ve kendine müttefikler edinmeye çalıştı. Müttefiklerine silah, hububat, para yardımları yaptı. Bu müttefiklerden bazıları Kizikos, Galat saldırılarına karşı kente para, silah ve asker yardımı yaptı. Kentte kutlanan festivalin masraflarını birçok kez üstlendi. M.Ö. 263'te Philetairos'un ölümüyle yerine yeğeni Emonus geçti. Emonus bölgenin zenginliği
ücretli askerlerden oluşan ordunun büyüklüğünü de hesaba katarak M.Ö. 262'de 1. Antiyokos ile Sardis yakınlarında savaştı ve onu yenmeyi başardı. Bu tarihten itibaren Pergamon sikkelerinde Seleukosların ismine yer verilmedi. Topraklarını kuzeyde İda Dağı, batıdan Ege Denizi, doğuya doğru Kaykos Ovası'nın tamamını sınırları içine almayı başardı. Ömönes 261-241 yıllarında hüküm sürdü ancak bağımsız bir kral gibi davranmadı. Filetairos'un Galatlara ödediği vergiyi ödemeye devam etti. 241 yılında öldüğünde amcasının torunu Attalos'u halef ilan etmişti. İlk icraatı Galatlara ödenen vergiyi ödemeyi reddetmek oldu. Milattan önce 240'ta Kaykos Ovası'nın doğusunda yapılan savaşta 1. Attalos Galatları yenilgiye uğrattı. Galat savaşçıları Ankria çevresinden topladıkları diğer Galat boylarına mensup savaşçılarla ve Antiochos Hierakas'ın kuvvetleriyle tekrar Pergamon'a saldırdı. Pergamon Ovası'nda büyük yıkıma neden olan Galatlarla M.Ö. 238'de Talos Galatların topladığı bu büyük orduyu yenmeyi başardı. Zaferini ebedileştirmek için Büyük Zeus Tapınağı'nı inşa ettirmeye başladı. 1. Attalos bu zaferle Soter Basileus unvanını aldı. Galatlardan sonra Antiochos Hierakas ile mücadele eden 1. Attalos birkaç muharebeyle onu da yenmiş ve Hierakas'ın Batı Anadolu'yu terk etmesini sağlamıştır. Böylece krallığının sınırları Ege Denizi'nden Frigya'ya, İda Dağı'ndan Karya'ya kadar olan toprakların sahibi olmuştur. 1. Attalos'un talihi Sirya tahtına 3. Antiochos'un geçmesiyle değişmiştir. 3. Antiochos generali Akaios'u Batı Anadolu'ya göndermiş ve Akaios'un ilerlemesini durduramamıştır. 1. Attalos, Toros Dağları'nın batısında ve Frigya bölgesindeki toprakları kaybetmiştir. 1. Attalos, Pergamon'a kadar bütün topraklarını kaybetmiştir. Akaios'un Laodikeia'da kendini kral ilan etmesi ve Seleukosların topraklarına saldırması, 1. Attalos'a Pergamon'dan çıkma fırsatı vermiştir. Galat askerlerini kiralayarak Aeolis ve İonia kentlerine saldırıp buraları ele geçirdi. Mirina, Aigai, Temnos, Efesos, Smirna, Kolopon, Teos Missa bölgesinde Hermos Vadisi'ni ele geçirdi. 3. Antiochos ile Akaios arasındaki savaşta Attalos, Antiochos'a yardım etti ve Sardis'e kıstırılan Akaios burada yaralanarak öldürüldü. Sadakati ve yardımı 1. Attalos'a yeni topraklar kazandırdı. Frigya, Epiktetos ve Hellespontos Frigyası, daha sonra Epiktetos'un kuzeydoğusu Bitinya Krallığı'na bırakılacak. Bu topraklar bundan sonra Bitinya ve Pergamon Krallıkları arasında sorunlara neden olacaktır. 1. Attalos Roma'nın Makedonya Krallığı ile girdiği savaşta Roma ile müttefik olacaktır. Milattan önce 205, bu tarihte Pessinius da ana tanrıca kültünü Roma'ya götürmek için 1. Attalos aracı olmuştu. Makedonya Kralı 5. Filippos'un Batı Anadolu'ya saldırısını savuşturmak için Attalos, Kizikos gibi kentlerden yardım aldı ve Filippos'u Batı Anadolu'dan atmayı başardı. 3. Antiochos, Pergamon Krallığı'nın topraklarına saldırmak için ordusunu harekete geçirdiğinde Rodos ve Pergamon Krallığı'nın elçileri Roma Senatosu'na müracaat ederek kendilerine yardım edilmesini istediler. Elçiler, 3. Antiochos ve 5. Filippos arasında bir ittifak yapıldığını belirttiler. Bunun üzerine Roma Senatosu'nun elçileri 5. Filippos'a özellikle Kuzeybatı Anadolu'da yaptığı saldırılardan vazgeçmesi ultimatumunu verdiler. Roma ile Makedonya'nın savaşa başlaması, Roma'nın müttefiki olan Attalos'un da savaşa girmesine neden oldu. Savaş sona erdiğinde Attalos politik olarak bölgenin en etkili kişisi olmuştu. Attalos'un ölümüyle tahta geçen Emenos, babasının Roma politikasını sadık kalmıştır. Sadakatini Sparta kralı Navis'e karşı girişilen savaşta kanıtlamıştır. Bu dönemde Emenos'u uğraştıran konu, Seleukos kralı 3. Antiochos'un Batı Anadolu'yu ele geçirme çabasıdır. Emenos, Antiochos'a tek başına karşı koyamayacağını bildiğinden Roma ittifakından başka bir seçeneği yoktur. Antiochos, Kilika sahillerinden başladığı seferinde Pamfilya, Karya, İonia, Aeolis ve Hellespontos'a kadar Makedonya Krallığı'na bağlı bütün kentleri kontrolüne almıştır.
Simirna, Aleksandria Troas ve Lampsakos 3. Antiyokos'a karşı direnen kentlerdir. Bu kentlerde Roma'dan yardım isteyeceklerdir. Roma, Kartaca savaşlarından edindiği tecrübeyle kendisine yakın büyük bir güç istememektedir. Bu sebeple Antiyokos'a özgür Yunan kentlerine saldırmaması ve Avrupa kıyılarına geçmemesi konusunda uyarı yaptı. Antiyokos bu uyarıyı dikkate almayacaktır. Buna rağmen 3. Antiyokos'la Roma arasındaki diplomasi 192 yılına kadar devam edecektir. Antiyokos ordusuyla Yunanistan'a saldırdığında Roma ona savaş ilan etmiştir. Ömönüs, Roma'nın müttefiki olarak Yunanistan'da ve adalarda Antiyokos'a karşı savaşmıştır. Roma konsülü Lucius Scipio idaresindeki ordu Çanakkale Boğazı üzerinden Anadolu'ya geçmiştir. Manisa Ovası'nda yapılan savaş Romalılar tarafından kazanıldı. Ömönüs ve kardeşi Attalos da bu savaşta Roma'nın yanında faydalı işler yaptılar. Savaş bittiğinde bu yardımların karşılığını Roma Senatosu'nda Galatlar hakkındaki şikayetleriyle elde etti. Senato Manlius Vulso idaresindeki orduyu bir yıl Anadolu'da tutmuştur. M.Ö. 189'da Romalılar ve Galatlar arasında yapılan savaşta da galip taraf Roma olacaktır. M.Ö. 188 yılında yapılan Apamea Barışı Anadolu'da Seleukos idaresine son vermiştir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.